İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu Çekirdekçi Tayfa Ekstra'da Alanya Spor Fenerbahçe maç önüyle karşınızdayız. Alanya Spor deplasmanında Fenerbahçe Avrupa'da galibiyetle döndü. Gösterişli bir galibiyet aldı ve rotasyonlu kadrosuyla aldı bu galibiyeti. Övgüleri de bir yerde hak etmiş oldu. Alanya Sporsa iyi futbol oynamasına rağmen son maçlarda istediği skorları en azından galibiyet olarak alamadı. Özellikle geriye e, öne geçtiği maçlarda rakiplerine puan verdi. İki takımın karşılaşmasına muhtemelen 11'ler üzerinden gidelim. Alanya Spor'da çok ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Kalede Ertuğrul, savunmada Augusto Furkan, Aliti Yusuf sol bekte. Önlerinde Richard ve jean Mier, Sağ kenar Klasik Efecan, sol kenarda Eduardo. Novais geri döndü Alanya'ya ve e, takımın en etkili oyuncularından. Bir tanesi ve transferin son günlerinde kadroya katılan Cordova Amerika'dan geldi. E, Alanya Spor'un beklediğimiz muhtemel 11'i bu şekilde. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde ise bazı değişiklikler bekliyoruz. Çünkü zaten Northland maçında bazı oyuncular bu maça özel dinlendirilmişti. Geniş kadroda rotasyona girmişti ve o oyuncular da iyi performans vermişti. Onların da hakkını verelim. Yine kalede Livakovic, savunma ikilisi beklendiği gibi bekao Ciku şeklinde oynamasını tahmin ediyoruz. Sağ kenarda Osayi, sol kenarda Ferdi ki aslında Osterwolde Avrupa maçında çok çok iyi bir performans sergilemişti. Belki bu maçta Osayi'nin dinlendirilip Ferdi'nin sağ bek Osterwolde'nin bu formunun kesilmemesi açısından sol bekte olması da bir ihtimal olabilir. Özellikle Efecan'ın bırakacağı, Efecan'la Augusto arasındaki bırakılacak boşlukları değerlendirme açısından, atletizm açısından İsmail'in 6 numarada tekrar değerlendirilmesini bekliyoruz ki zaten 3 yerli oyuncuyu da bu şekilde tamamlaması lazım. Fred çok formda ve onun yeri en garanti isimlerden birisi. Sağ kenarda İrfan Can, Cengiz'in sakatlığı var. Sol kenarda Tadic'in tekrar dönmesini bekliyoruz. Simanski de aynı şekilde Ceko ile beraber dinlenip tekrar bu maçta 11'de izleyeceğimiz isimler gibi görünüyor. Şimdi muhtemel 11'lerden sonra bir konudan bahsetmek istiyorum ki bu Fenerbahçe'nin Tanımlanır bir oyun yolculuğu var. Bu tanımlanır oyun yolculuğunun bazı basamakları var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'nin oyunu artık tanımlanabilir bir hale geliyor. Bu tanım şu şekilde kısaca bahsedebiliriz. Pasa dayalı ve direkt bir e, hücum oyunu oynama yolundalar. Bu tanımlanabilir oyun bu arada iyi ya da kötü değil bir oyun tanımı var. Kimi takımlar... Geride bekler, bu da bir tanımlanabilir. Kimi takımlar pasta çıkmaya çalışır, tanımlanabilir. Geride beklemek, katı savunma yapmak negatif gibi gelse de sonuç alır. Mesela işte dünyada West Ham gibi bir örneği var. Ya da pasta çıkmaya çalışmak pozitif bir hissi vardır ama sonuç alamaz. İşte Nürşalent'in Fenerbahçe karşısında düştüğü durum gibi. Bu iyi ya da kötü anlamında değil. Tanımlanabilirlik, ne oynadıklarını anlatabilirlik açısından kullanıyoruz bu tanımı. Fenerbahçe'nin de pasa dayalı ve direkt hücumu düşünen bir oyunu var. Daha doğrusu o oyun yolunda ilerliyor. Bunları bazı istatistiklerle anlatmaya çalışın Fenerbahçe'nin oyun tanımlanabilir oyun yolculuğunu. Topa hakimiyeti boyunca dakika başına pas sayısı 15.1 ile Fenerbahçe birinci sırada. Yani Fenerbahçe top ayağında olduğu sürece dakika başına en fazla ve en hızlı pas yapan takım. Yani daha hızlı ve daha fazla pas yapan takımlar var. Ama top Fenerbahçe'nin ayağındayken dakika başı hız şu anda en iyisi olma yolunda ilerliyor. Sekans başına pasta 3.85 ile 3. sırada. Pas sekans süresi 10.70 ile 3. sırada. 90 dakika başına en az uzun pas yapan da Adana Demirspor'la beraber iki takımdan birisi. Yani Fenerbahçe pas yapmaya çalışıyor, uzun oynamaya kısa oynuyor ama bunu olabildiğince hızlı ve olabildiğince direkt oynuyor. Bu direkt oyunu nasıl yansıtıyor sahaya özellikle hücum bağlantılarında? Ceza alanına en çok giren takım Fenerbahçe. Yani direkt ceza alanına hedefliyor. Progresif pasta 3. sırada. Progresif koşu da 2. sırada. Progresif pas dediğimiz ne? Doğrudan e, ileriye yönlü topu hareket ettiren pas. Progresif pas topu ayağına alan oyuncunun doğrudan topla beraber ileriye yönlü hareketi. Yani kendi arasında çok fazla paslaşmaya girmiyor Fenerbahçe ya da topu alan oyuncu çok fazla aynı bölgede hareket etmiyor. Doğrudan pasla ve topla Fenerbahçe hattı hücumu ileriye düşünüyor. E, bu noktada Fenerbahçe'nin oyunu bu şekilde tanımlanabilir yolunda ilerliyor. E, Alanya Spor karşısında da bu tanımlanabilir oyunu izleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Maçı izlerken de Fenerbahçe'ye bu gözle bakabilirsiniz. Maçın bazı kritik noktaları var. Bunlardan bir tanesi baskı pres ve top kayıpları oyunun hikayesini belirleyebilecek bir nokta. Alanya Spor dört büyüklerden sonra rakibe geride en az pas yap yaptıran takım. Yani önde basmaya meyilliler. Bunu tercih etmeye çalışıyorlar. Burada İsmail'in sırtından baskı yapıp oyunu Beka'ya yönlendirmek isteyecekler ve Fenerbahçe'yi böyle bozmaya çalışacaklar. Diğer tarafta Fenerbahçe ise hem baskıda en çok pas yapabilen takım. Yani Alanya Spor bu baskıyı yapabilecek ama Fenerbahçe zaten baskı altında en rahat ve en çok pas yapabilen takım. Antalya Spor maçında bunu zorlanmış gibi görünse de aslında bu alan, Antalyaspor Antalya Spor maçındaki oyuncu tercihleriyle alakalıydı. Mesela o konuya tekrar hani 6 numara önemli mi değil mi noktasında bir değerlendirme yapacak olursak Fenerbahçe klasik 6 numara rolü olan bir oyuncuyla oynadığı maçların ortalamasında baskıdan en fazla pas yaparak rahat çıkabilen takım. Antalya Spor maçında klasik 6 numara profili olmadığı için Fenerbahçe baskıda çıkmakta zorlandı. E, bu kadar sezonun genelinde baskıda en fazla pas yaparak çıkan takım neden bir maçta bunu yapamadı? Çünkü klasik 6 numara rolündeki oyuncusundan yoksundu. Bunu bir bu açıdan da okuduğumuzda bizim fikrimizi desteklediğini görüyoruz. Fenerbahçe de aynı zamanda iyi baskı yapabilen bir takım. Bu noktada onların da Alanya Spor'a karşı baskı yapacağını düşünüyoruz. Özellikle Alanya Spor'un ligin en çok top kaybeden 4. takım olduğunu da bu bilgiyle eşleştirirsek Fenerbahçe bundan faydalanmak isteyecektir. Hele Leroy Fer 11 başlamasa da diğer maçlarda mutlaka oyuna giriyor bu bölgedeki yorgunluk nedeniyle. Leroy Fer oyuna girdiği zaman ona yapılacak baskı, onun kaybettiği topla pozisyon bulma ihtimali Fenerbahçe'nin çok yüksek. İki tane kilit oyuncu var Fenerbahçe ve Alanyaspor tarafında. Birisi Alanya Spor'da Novais. Oyunun merkezi konumunda özellikle yay çevresinde şu Fenerbahçe'nin şu bölgesinde kendini kaybettirebiliyor, demarke olabiliyor, biraz oraya iyi saklanabiliyor ve Anadolu Spor'un bek oyuncularının çizgiye inip içeriye çıkardığı toplarda gerek direkt kendisi pozisyonları tamamlayabiliyor, bazen de seken topları iyi alıp şut ya da pas opsiyonuyla takımına sayı kazandırabiliyor. Fenerbahçe'de ise Tadic burada çok kritik bir rolde çünkü Alanyaspor'un Spor'un merkez bölgesinde özellikle iki tandemiyle, savunma tandemiyle, orta saha tandemi 6-8 arasında şu blokta boşluk verdiğini görüyoruz. Fenerbahçe'de de bu boşluğu en iyi değerlendirebilecek oyunculardan bir tanesi Tadic. Tabii ki oraya İrfancan da giriyor, Ceko da giriyor. Ama İrfancan daha çok şu bölgeyi oynamaya çalışıyor. Ee, Tadic biraz sırtı dönük oynadığı için kaleyi bu bölge için söylüyorum göremeyebiliyor. Bu bölgeyi en iyi tamamlayabilecek oyuncu Tadic ve tabii ki onun da arkasında Simanski aslında Tadiçi tam Simanski'yi de oraya rahat bir şekilde yazabiliriz ki Tadiçi bu maçta sol kenardan biraz daha iyi desteklediğinizde merkez rolünde daha fazla görmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Ferdi'yi sağ bekte o sahayı bu maçta bekletip Osterwald'ı 11'de başlatıp tüm çizgiyi Osterwald'ın atletizme atletizmine emanet ederek Tadiçi iki blok arasındaki boşlukta daha iyi değerlendire bilir Fenerbahçe bu maç özelinde. Bir de iki tane ekstra plan var. Onlardan da bahsedelim kısaca. İki takım özelinde ekstra planlar da görebiliriz. Ekstra pozisyonlar da görebiliriz. Bunların Alanya Spor tarafında birer tane söyleyelim. Alanya Spor tarafında Alanya Spor rakibini önde kalabalık yakaladığı zaman yani Fenerbahçe Alanya Spor kalesine kalabalık hücum yaptığı zaman kazanılan toplarda rakibin savunma arkasına ya da rakip yarı sahaya hızlı hücum yapabiliyor. Burada Eduardo gibi, Cordova gibi, ya da işte e, Efe Efecan gibi hızlı hücum yapabilen oyuncuları var ki Sisto'da kadroda bu özelliğini bildiğimiz bir oyuncu ama hazır olup olmadığı durumunu bilmiyoruz. Hızlı ve topla beraber Fenerbahçe savunma arkasına ya da Fenerbahçe yarı sahasına ama Fenerbahçe kalabalık hücum yaparken tehlike oluşturabilecek planları var. Fenerbahçe ise rakibine karşı iyi hazırlanmış duran top setlerinden e, şut ya da gol çıkarabilir. Çünkü Alanya Spor Ligin rakiplerine duran toptan en fazla şut ihtimali veren takımlarından bir tanesi. Bunlarda maçın senaryosunda ekstra olarak görebileceğimiz durumlar. Alanya Spor Fenerbahçe maçına dair... Notlarımız bu şekilde. Karvan sunduğu Çekirdekçi Tayfa ekstra da Galatasaray Spor Fenerbahçe maç önünü konuştuk. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım futbol konuştuğumuz, futbol dışı konuların maçın önüne geçmediği bir karşılaşma olur. Maçla ilgili maç sonu detaylarını da zaten Çekirdekçi de Çekirdekçi Tayfa'da pazartesi sabahları e, sizlerle birlikte konuşuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda maçla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ikinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.